Ayrıca sizler de lütfen telefonlarınızın başında olun. Çünkü sizler için de yapacağı bir takım sürprizler olacak konuğumun. Bizleri arayın ve bakalım neler olacak. Ben de bilmiyorum çünkü kendisiyle bir kere tanıştım. O bir kere de böyle ta içime kadar işledi. O bakışlarımı artık bilmiyorum nesiyse. Ya da o üzerindeki enerji hakikaten mükemmel. Ama önce Füsun'uma bir bakıyorum. Füsun'cum. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. İyiyim, sen nasılsın hayatım? İyiyim, ben de iyiyim. Her zaman gibi çok güzelsin, sarışın ve güzel. Öylesin canım benim. Evet, ben de senden imrendim, sarışın olayım diye. ben iyiyim canım. Yani ne yapalım, burada ayva göbek kavun, kavun göbekte şey çıkıyor, ne bal kabağı, öyle diyorum televizyonlarda öyle valla. Dışarıda beni gördükleri zaman, annen ne dedi söyle. Evet, gerçekten çok kilolu çıkıyorsun. Evet. Çok zayıfsın, yemin ederim. Çok zayıfım. Yani kilolu çıkıyorsun inanmayın. Gerçekten. Peki, bugün neler yapacağız? Bugün bileklik yapacağız. Nasıl? Spor. Spor. Şöyle bağlamalı. Gençler ekran başına, evet. Şöyle bağlamalı deri iplerimiz mi var? Deri iplerimiz var. Aha. Aparatlarımız var. Aparatlarımız ne? Şöyle iskelet. İskelet. Bu senenin modası. Kuru kafa. Tümü mü iskelet kuru onun? Sadece kuru kafa. Evet. Evet. Aynesi içtir kişinin. Cisme bakılmaz diye bir şey söyleyeceğim ben. Bugün herkesin yani bu sene şurada kocaman bir kuru kafa resmi. İskelet şey. Yani onları giyiyorlar. Diyorlar ki bakmayın böyle göründüğüme, aslında içim böyle. Değil mi? Tam onun için söylenmiş bir söz gibi. Efendim, sevgili Hüseyin Turgut Sayın. Hüseyin de dedim. Sayın doğru söyledim değil mi? Doğru doğru. Evet, her şey doğru. Siz valla öyle oldu. Ekranda ben bir göründüm bir kayboldum. Bir göründüm bir kayboldum. Sizin yüzünüzden olabilir mi? Sanmıyorum. Size Turgut Bey diyeceğim. Hüseyin'i kullanıyoruz. Tabii ki. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Evet. Peki. Turgut diyebilirsiniz. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Sizi iyi görüyorum. Evet. Sabah iğnelerimi oldum. Harikasınız. Onun için iyiyim. Bu sinüzit dedim ya. Sonra onu konuşuruz. Neden oluyor bu? Sonra nasıl geçer? Bugün beni tedavi edebilir misiniz? Böyle bir mucize olabilir mi? Öyle bir çalışma yaparız. Biz alıştık artık mucizelere. Evet. Sizden de göreceğiz tabii efendim. Evet. Sizinle konuşmak tabii derya deniz bitmeyecek. Aynı zamanda eğitimcisiniz de. Evet, evet. Eğitimlerde yapıyorum. Evet. Ve ben ne soracağımı şaşırıyorum açıkçası. Anlatayım mı biraz kısaca? Birazcık şöyle ufacıcık. Ekran başına zaten seyircilerimiz oradalar. Bütün dünya evet. Bizi seyrediyor. Arayıp belki size bir şeyler sorarlar. Tabii ki bekliyorum. Sorsunlar. Evet. Cevap vermeye hazırız. Ne sorabilirler mesela? Her şeyi sorabilirler. Her şeyi. Hayatla ilgili her şeyi sorabilirler. Allah Allah. Evet, kendileriyle ilgili. Yolunda gitmeyen şeylerle ilgili. O yolunda gitmeyen şeyleri nasıl yoluna sokabiliriz? Yani evet, özel kendileriyle ilgili de olabilir. Onların enerji alanına buradan da bakarak belki bazı cevaplar verebiliriz. Bakalım neler olacak. Ya oradan kendimiz... benim enerji alanıma oturduğunuz yerden bakabiliyor musunuz? Bakarız biraz sonra. Biraz sonra bak. Füsun okay. Hanım'a. Hep herkese bakıyoruz. Ben geldiğim zaman sevgili seyirciler... Hatta yorumlar yapabiliriz. Hatta tabii. Yorumlar yapacaklar. Gerekirse düzenlemeler de yapabiliriz isterlerse. Ne kadar güzel. Vallahi bilmiyorum, bekliyoruz. Bazen telefonlarımız bizim düşmüyor ama sevgili Enes telefonumuzun başında bağlandığı zaman sizlere bakalım neler olur. Evet ve tabii Türk Halk Müziği diyoruz bu haftada. Türk Halk Müziğimizin çok sevilen bir sesi var. Albümü de burada. Murat Akgün'ü davet ediyorum efendim. Buyurun.
kalbine böyle yapar mı? Yar kapısın bir kez olsun çalmaz mı? Bunca yıllık sevdasını yıkar mı? Yaram, ey benim gözü karam, insan bir kez arar sorar. Ya gör beni ne haldeyim, her gün hasretindeyim, insan bir kez arar sorar. Ya ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, İnsan bir kez arar sorar. Ya beni ne haldeyim, her gün hasretindeyim, İnsan bir kez arar sorar ya. Ey benim yürek yaram, ey benim gözü kalan, İnsan bir kez arar sorar ya. Gör, gör beni ne haldeyim, her gün hasretindeyim, insan bir kez arar sorar, sorar ya. Ömür boyu bir tek seni bekledim. Devlet başka hiç kimseyi sevmedim. Hiç kimseye asla yarim demedim. İnsan sevdiğim böyle yapar mı? Yer dediğin aramaz mı, sormaz mı? Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, İnsan bir kez arar sorar. Haldeyim, her gün hasretindeyim, İnsan bir kez arar sorar ya. Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, İnsan bir kez arar sorar ya. Gör beni ne haldeyim, her gün hasretindeyim, İnsan bir kez. Buyurun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hayır, ne aramaz sormazmış diye insan. Hiç sormayın. İnsan ya böyle bir şey yok arar, ya. Arar sorar i̇nsan yani. İnsan bir arar, ayıp denen bir şey var ya. Evet sevgili seyirciler, Yakup'um da yine burada. Tabii onunla açıyorum. Artık onunla bütünleştiğim için özür diliyorum. Yakup'tan bu sabah Yakup'um demedim. Şimdi telafimi. Evet baksana nasıl durgun bir biçimde bakıyor ama siz söylerken türkünüz, o da çok eğlendi. Yakup'cum çok sağ ol canım kardeşim benim. Evet evet sevgili Murat Akgün. Yani ben türkü diyoruz ama türküler de şimdi enstrümanlarla, sazlarla biraz daha sanki şey değiştirdi değil mi? Kulağımıza gelişi biraz daha neye, bu fanteziye mi kaçıyor, arabeske mi kaçıyor? Aslında doğru söylüyorsunuz. Hani bu eser, siz evet ben Türk halk müziği okuyorum ama fantezi de okuyorum, arabesk de okuyorum. O okuduğum eser birazcık fanteziydi. Değil mi? Fanteziydi. Ben fanteziyi seviyorum. Sevmeye başladım. Daha önce hiç ilgim yoktu. Fazla bilmezdim ama bu programda çok hoş geliyor. Bir de burada bangır bangır açın böyle evde sesini. Daha güzel oluyor televizyonlarınızın sesini değil mi? Kesinlikle. Vallahi Turgut Bey. Nasıl oldu uyku durumu?
Şu an açıldım gibi. Açıldınız mı? Açıldım gibi. Daha da açacak sizi sevgili Uzaklardan Turgut Bey. Uzaklardan mı geldiniz? Uzaklardan değil de yani çok geç saatte uyudum. O yüzden hani biraz uykusuz kaldım. Ben de biraz erken geldim o yüzden. Efendim çok geç saatte uyudum. Esasında bir müzisyenin söyleyebileceği en güzel şey. Çünkü yani, demek ki çalışıyorsunuz. Daha ziyade misafirlerimizle ilgilenmek gibi bir durum söz konusu oldu. Ama sonuçta çalışıyorsunuz tabii çalışıyoruz yani. Tabii ki. Her akşam bizim hayatımız mı? Hemen hemen haftada yani ben böyle bar yapıyorum da ekstra ile alakalı çalışıyorum. Benim işlerim genelde yurt içi, yurt dışı o tarz ekstralarda çalışıyorum. Bar programlarım yok. Yok. Evet. Benim kendi tercihim. Tabii. Çalışmıyorum yani barda. Ama yurt dışı, yurt içi gidip geliyorsunuz. Yani. Güzel lisesinizi de sevdik. Allah razı olsun. Harikulade. Kulaklarınız güzel duymuş. Peki. Hemen bakıyorum ben sizin zaten. Hangisi bu söylediğiniz kimin de? Şimdi bu sevgili Şerif Kayran'a ait bir eser ama bu albümde benim de 3 tane eserim var. Evet, sizin de gördüm şimdi. Pekala. Efendim uykusuzluk mesela çok güzel bir konuya değindi Turgut Bey. Evet. Uykusuzluk çeken çok insan var. Gece yatıp da bir türlü uyuyamayan, kalkan, oturan ne yapacak onlar? Mesela benim anneciğim şu anda seyrediyor İstanbul'da da sevgili yengeme ve yakınlarına ve anneye buradan sevgiler gönderiyorum. Tüm annelere, tüm babalara, tüm herkese. Ama o İstanbul'da olduğu için uzakta biliyorsunuz gurbet. Biraz anneler böyle yakında olunca beni dinlendirdi, iyileştirdi canım benim enerjisiyle. Öpücükler buradan milyonlarca kere. Annem de böyle bazen der ki saydım ben şeyleri işte. Yani koyunları saydım gibi. Ezanı duydum öyle uyudum kızım dediği günler var. Neden uyuyamıyorlar? Şimdi genellikle uyuyamayan kişilerde zihin çok yoğundur ve çok düşündüğü şey vardır. Zihni yani durduramıyordur, bir şekilde durduramıyordur. Adeta zihninin etkisi altındadır. Yani geçmişe çok gidiyordur, gelecekle ilgili kaygıları vardır, halledemediği problemler vardır, aklına o geliyordur. Ve onlar içinde korku, bir takım duygular yaratıyor olabilir. Evet, veya endişe. Çözmek istediği, evet. Çözemediği, çözemediği gün, şeyler vardır. Bir telefonum var, onu alalım, sözümüzü burada unutmayalım. Buyurun. Alo. Alo. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Buyurun efendim. Aslında benim sorum yok. Efendim? Aslında sorum yok. Sevgili Turgut'a bir merhaba demek istedim. Tabii. Almanya'dan arkadaş. Almanya'dan, ne güzel. Almanya'dan çocukluk arkadaş. Öyle mi? Bu kamera sizin, orada şu anda. Sevgili Erol, merhaba. Seni seviyorum. Seni merhaba çok seviyorum. Merhaba Turgut, nasılsın? Çok iyiyim, gayet iyiyim. Müge'nle birlikteyim, çok iyiyim şu anda. Yani Almanya'ya kadar ulaşabilmek benim için muhteşem bir şey. Biz ne diyorum size? Ya az önceki saatte Facebook'tan haberini gördüm. Evet, selam gönderdim. Aslında bende Türkçe kanallar yok. Yani sağ olsun internetin sayesinde şu anda ben internetten izliyorum. Harika, harika. Artık yani internet zaten süper bir şey. Harikulade. Efendim hazır alo demişken Erol Bey. Buyurun. Hazır alo demişken buyurun. Bir şey sorun burada hadi. Kimseye söylemeyiz vallahi aramızda kalır. Erol çok iyi bir yazardır. Yazar. Evet. Öyle mi? Bir gün gelip size konuşabiliriz. Onun evet Türkiye'ye geldiği Almanya'da zaman... ve Türkiye'de yazılmış, yayınlanan çok kitabı var. Hangi konuda? Bazı şarkıları söylendi. Sözleri. Evet. Allah evet, Allah. Şiir, şarkı haline geldi. Kendisi anlatsın ama tabii onu daha sonra gelip Türkiye'ye anlatsın. Türkiye'ye ne zaman geliyorsunuz? Müge Hanım şu anda ben bir gözüm televizyonda. Evet. Yani internet üzerinde. Evet. Kulağımda, telefonda iki şey çok farklı girdiği için. Olsun siz beni kaldım. Dinleyin. Siz beni dinleyin şimdi. Tam uyumlu gelmiyor. Siz İlk beni dinleyin. İnşallah İstanbul'a gelirsem. Tamam. Ben geçen yıl geldim en son. O zaman İstanbul'a geliyorsunuz. Turgut Bey'i hemen arıyorsunuz. Sonra da benimle irtibat kuruyorsunuz ve sizi davet ediyoruz. İnşallah, inşallah. İnşallah efendim. Çok teşekkür İyi ederiz. İyi yayınlar diliyorum ben. Teşekkürler. Sağ olun. Çok mersi. Güle güle. Sevgiler. Ne güzel değil mi? Evet çok sürpriz oldu benim için. Sürpriz oldu. Siz de çok sevindiniz tabii. Arkadaşınızın evet. Nesi vardı diye soruyorum şimdi ama o geçti gitti. Evet. Çok mutluydu sanırım sizi gördüğü için. Mutluluk ve sevgi insanı düzelten, iyileştiren çok önemli bir faktör. Sevgi özellikle. Ya mutluluk aslında geçici bir şey. Ya mutluluk gelir ve gider. Ama önemli olan huzurdur. İnsan huzurlu, kendi içinde barışık, sevgi dolu olmasıdır ve en önemli şey insanın kendisini sevebilmesidir.
Yani kendini seven bir insan hayatı herkesi çok rahat sevebilir ve çok güzel bağlantılar kurabilir. Evet. Hayatla iletişim içerisinde olabilir. Hayat onun için korku dolu bir yer olmaktan çıkar. Uykuya sevinir. Bağlayacağım buradan. Kesinlikle bağlayacağım. Şimdi yani o uykuda problem olan, kaygılar, endişeler yaşayan insanlar için bir sevgisiz diyemeyiz ama, değil mi? Kendini yok, yeterince öyle bir genelleme yapamayız. Bir şey ama yani şunu söyleyebiliriz. Zihnin kontrolü altında olan kişiler diyebiliriz. Yani kendisini zihni kontrol ediyor. Onun adına zihni düşünüyor. Zihni halletmeye çalışıyor. Ama o tam kendi hakimiyeti altında olan bir kişi değil. Ne demek bu kendimizi, bizi zihnimiz kontrol ediyor? Yani zaten öyle. Şimdi ben düşünecek olursam, zaten benim zihnim var canım, düşünüyorum. Nasıl beni o kontrol ediyor? Olur mu öyle şey diye de insanlar düşünebilirler. Tabii ne demek bu zihin kontrol ediyor da beni, ben onu kontrol edemiyorum? Zihin ne? Neden benden ayrı bir şey mi? Nasıl bir şey? Zihin aslında bizim yani kullanmamız için bize verilmiş bir araç olarak düşünebiliriz. Yani yaşadığımız her olay, her anı zihinde, hafızada kaydediliyor. Ve zihin bizi istediğimiz zaman oraya götürüp aynı olayları tekrar yaşatabilir. Yani sarabiliriz oraya doğru veya geleceğe doğru bir takım gönderebiliriz bunu. Fakat bizim kontrolümüzde olması gereken bir şey. Onu istediğimiz zaman pause düğmesine basıp durdurabilmeliyiz. Ama genellikle insanlar bunu yapamıyorlar. Tamamen zihnin kontrolü altında oldukları için, yani kendi yönetimlerini kaybedip onun yönetimi altına geçtikleri için onun etkisi altında gidiyorlar, geliyorlar, kaygılanıyorlar, endişeleniyorlar, panikler yaşıyorlar. Problemleri çözemeyeceklerini düşünüyorlar. Evet. Bu hani eskilerin de söylediği gibi biraz nefsin kontrol edilmesiyle ilgili bir şey diyebiliriz. Murat Bey, okay. Var mı böyle kaygılar, düşünceler, kontrol edemediğiniz, size bir türlü işte düşünmekten alamadığınız mutlaka vardır. Ya tabii insanlar kaygısız bir yaşam ülkemizde maalesef söz konusu değil. Hı hı. Ama nedir, mümkün olduğunca yani insan birazcık da hayatını kolaylaştırma çabasına gidiyor. Yani ben kendi yaşantımdan alakalı söyleyeyim. Benim kafamı meşgul eden ya da önüme engel olacak herhangi bir şey hiçbir zaman tutmuyorum. Yani problem haline getirmemeye çalışıyorum. Ne kadar hani hayatınızda belki, mı tutmuyorsunuz, kafanızda mı tutmuyorsunuz? Hem hayatımda tutmuyorum ve hayatımda tutmadığım olay da otomatikman kafamda olmuyor. Bana bir meşguliyet vermiyor. Hani sizi zorlayan ya da sizin hayatınızda sizi engelleyen insanlar dersiniz ya, hayatınızdan çıkartın diye. Yani benim için problem yaratan ister çalışma arkadaşlarım olsun, ister sosyal çevremde, kendi yakın aile içinde, yani eş dost arkadaşlarım içinde, hakikaten bana olumsuz yaklaşımdan gelen durumlar söz konusu olduğu zaman onlarla yani arkadaşlık düzeyinde çıkaramadıklarınız var mı? Ya muhakkak ki aile har, yani aile dedim hani anne baba değil. Yani çok hani aileniz gibi gördüğünüz insanlar oluyor, çok samimi dost, o tarz. Anladım. Yoksa tabii ki o yani insanın birazcık da kendi elinde, onu demek istiyorum. Yani aynen. Eğer ki ben hakikaten kafamı, zihnimi benim yoracaklarsa onları uzaklaştırıyorum etrafımdan. Güzel. Şimdi Müge Hanım, burada söylediği gerçekten çok doğru bir şey var. Hani insan aslında seçimler yapan bir varlık. Tabii ki. Kiminle beraber olacağım, hangi ortamlarda olacağım, ne yapacağım ben seçiyorum. Bunun farkında olduğum zaman hayatım, yaptığım seçimlerle aslında ben kendim oluşturuyorum. Hani bunu en iyi tanımlayan atasözlerimiz var. Ne var mesela? Üzüm üzüme baka baka kararır. Mesela bu çok önemli bir laf. Yanında bulunduğunuz insanın, yani onun enerjisinin kalitesi, karamsar olması veya neşeli insan olması, kendi seven bir insan olması veya örnek aldığınız bir insan olması, onun yanında oturmanız, onun etki alanı içerisinde bulunmanız önemli, sizin enerji alanınızda yüksek bir seviyeye çeker. Rezonans yasası dediğimiz evrende çok geçerli bir yasa var. Yüksek bir titreşimin yanında bulunduğunuz zaman düşük titreşimde olan her şeyiniz onunla rezonansa girerek uyumlanır ve siz onunla birlikte yukarıya doğru çıkarsınız. Sanki onun yanında bir de rahatlarsınız, gevşersiniz. Kafanızdaki düşünceler gider. Dersiniz yani çok ilginç bir şey. Sakinleştim, rahatladım, gevşedim. Neden olduğunu anlayamazsınız ama bu kendiliğinden olur. Çünkü o yüksek titreşim, o yüksek frekans sizi kendisine çeker ve siz de onunla alışveriş yaparsınız bir şekilde. Burada belirli bir seviyeye doğru birlikte çıkarsınız. Bu çok önemli bir şey.
Bunun ama aksi, eğer düşük frekanslı olan birisinin yanındaysanız o, o da sizin elinizden mi tutar. O yükselmeyi seçer mi yoksa biz onunla birlikte düşer miyiz? Şimdi, o kendiliğinden olan bir şey. Öyle mi? Tabii. Neden? Bazı o kadar olumsuz şeyler var ki insan gayet mutlu, gülerek girdiği ortamlarda birden bütün enerjisi düşmüş bir biçimde çıkıyor. Karşımızdaki bizi öyle olumsuz etkileyebilir mi? İşte ben de onu söylüyorum. Eğer enerji düzleminizin farkında değilseniz, yani kendinizle barışık değilseniz, kendinizden memnun değilseniz ve kendinizi başkaları için feda etmeye meyliniz varsa, onun dertlerine, acılarına, anlattığı sıkıntılarına... Işte. Burada kısa bir ara veriyorum sevgili seyirciler. Kendinizi başkalarının dertlerini dert edinmeye meyilliyseniz eğer, bakalım neler oluyormuş, kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın. Ekran başındaki izleyenlerimiz herkese merhaba. Gördüğünüz gibi yine ürünle karşınızdayız ama bu seferki ürünüm gerçekten muhteşem bir ürün. Ve yanımda da konuğum var, Tanju Çolak Bey. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Özge. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok çok iyiyim. Maşallah. Bugünlerde çok daha mutluyum. Tahmin edebiliyorum. Çünkü son 6 aydır hayatıma giren öyle çok değil güzel mi bir olay var. Hı-hı. Hayatımı oldukça mutlu etti. Evet. Keyiflendirdi biliyorsunuz. Her erkeğin bir sorunudur bu. Tabii ki, tabii ki. Evet, ben bizler de zaten fazlaydı saç konusunda konuşacağız şimdi sizler için. Bizler diyoruz ki her zaman için saçlarımız bizlerin aksesuarı ve saçlarımıza ne kadar iyi bakarsak kendimizi o kadar beğeneceğiz. Saçlarımız o kadar çok kuvvetlenecek ve güzel görüneceğiz ki bu da çam yağı sayesinde olacak. Bir gün özellikle Türk seyircileri çok iyi bilirler. Şöten Samax maçımız vardı. Hı hı. O maça da gittik. O maçtan bir gün evvel tesadüf İsviçreli doktorlar da vardı. Onlarla oturduk, sohbet ettik, konuştuk. Kendileri bana çam yağının saça çok iyi geldiğini ifade ettiler. Ama gelin hemen gelin ki... Hemen inandınız mı? Yok, asla inanmadım. Kullanmadım da. Denemedim, aman çünkü o yani kadar çok ürün denediniz ki ve sonucunu alamadınız ki artık hiçbir ürüne de güveniniz kalmadı diye düşünmüştünüz. Aynen öyle. O günlerde de zaten burnumuz havada, gönlümüz dışarıda. Hala öyle mi? Yok canım, nerede hayat? Zaman o kadar çabuk geçti. O zaman 25-30 yaşlarda şimdi geldi 45-60 yaşına. Maşallah. Yok yok yok. O yüzden. Saçlarınız artık yeniden kavuştuğunuz için. Çok genç görünüyorum. Bence çok genç görünüyorsunuz. Hala nasıl yani? Çok genç görünüyorsunuz yani. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. O yüzden onu hiç kullanmadım Özge. Döndük geldik. Son 6 ay evvel de tesadüf yine böyle bir hoş sohbette doktor arkadaşlarla konuşurken kendileri de bu konuda araştırma yaptıklarını, bu konu üzerinde çok durduklarını... Evet, zaten İsviçre bilim adamları tarafından da onaylanmış, tasdiklenmiş bir ürün. Evet, bunu Türk doktorları da söyleyince nasıl olsa dedim bu saatten sonra bunu kullansam ne olur, kullanmasam ne olur. O saatte aklıma dahi gelmemişti Neşetel maçındaki doktorların söylemleri ama bu doktorlar da bunun üzerine gidince... Ya dedim neden olmasın, neden kullanmayayım? Ne kaybederim? Ne kaybedebilirim düşüncesiyle? Ne kaybedebilirsiniz diyoruz çünkü kaybedebileceğiniz hiçbir şey yok. Tamamen bitkilerden meydana gelmiş, bildiğimiz çam ağacından yapılmış bir ürün. Çam yağı zaten adı üzerinde. O yüzden denemenizde hiçbir şekilde zarar yok. Bitkisel olduğu için gönül rahatlığıyla da çam yağını deneyebiliyorsunuz. Kaybedilecek hiçbir şey yok. Zaten saçlar dökülüyor. Keşke... O zaman buna inanıp da çam yağını kullanabilseydim düşünüyorum. Evet. Çok samimiyetle. En azından durdurabilirdim. Çünkü bu ürün gerçekten bitkisel. İçinde çam yağı da var, sarımsak yağı da var, çinko da var. Evet. O Brezilya'da yetişen küçük çamların yağları da var. Yani o kadar özellikleri olan bir çam yağı ki çok fark ediyor. Peki güzel bir kampanya yapacak mısınız? Yani yapmamamız için şimdi hiç beneden yok yani. Ben bir tanesini
Ne kadardan göndereceğiz? Fiyatı nedir bu çantanın? Normalde bir tanesi 49 milyon. Evet. Ama benim gönlüm buna razı değil. Ben değil. Diyorum ki tüketiciyle de görüşmedim, üreticiyle de görüşmedim. Ya bir tanesi de benden olsun, iki oh, tanesi 49 milyon olsun. Ne olur yani. İnsanların evet. böyle keyfi, zevki yerine gelsin. Değil mi? Aynaya baktıkları zaman mutlu olsunlar. Kendilerini keyiflensinler. Sokağa kendilerini atsınlar. İnan bana Özge. Van'dan arkadaşım aradı. Hakkari'den arkadaşım aradı. Adana'dan Hakkari'den arkadaşım aradı. Geçen gün Batman'a gitmiştim. Batman'daki bürokratlar, çalışanlar, görevliler, personel nasıl saç? Evet. Ya. Evet. Ne diyorsun bu Naturadem çam yağına? Şimdi siz kullanmamış olsanız zaten izleyenlerimize tavsiye etmezsiniz. Evet. Siz memnunsunuz. Zaten gözle de görünüyor. Tanju Bey'in saçları gayet gür, gayet güçlü. Kullanmadığı bir ürünü zaten sizlere de tavsiye etmezdi. Ama sizlerin şu an yapması gereken tek bir şey var. Kampanyamıza dahil olmak istiyorsanız bizleri hemen aşağıda gördüğünüz numaralardan arayacaksınız. Çünkü sadece 49 lira. Çünkü ikincisini sizlere bedava gönderecek Tanju Bey. Sizlerin iyiliğini düşünüyoruz. Sizler de Tanju Bey gibi memnun kalmak istiyorsanız çam yağı kullanacaksınız. Öyle değil mi Tanju Bey? Çam yağını kullanacaksınız. Aynen o şekilde. Üzerinde ve benim resmi olan, kaçınacak. Kapağında benim resmi olan ve hologramı olup üzerinde de Tanju olarak imzalı olanları alsınlar. Ama sahtesine kaçmasınlar. Aksi takdirde olan saçlarını da kaybederler. Ben de üzülürüm. Kendileri de üzülür. Üzülmek istemiyorsalar doğru tercih olan Naturaderm çam yağını yapsınlar, alsınlar diyorum. O zaman hepimiz dikkat edeceğiz. Şimdi kampanyamıza dahil olmak istiyorsanız da hızlı bir şekilde bizleri arayacaksınız. İkinci ürün çünkü sizlere bedava gönderilecek. Tanju Bey'e ben çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de teşekkür ederim. Böyle güzel bir ürünle bizleri tanıştırdığı için. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Farkında değilsiniz ama enerjimizin %75'ini yurt dışından alıyoruz. Enerji tasarrufu için hemen sıfır faizli Eko Kredi ile apartmanınıza yalıtım yaptırın, elektrik faturalarınızı %50 daha az ödemeye başlayın. Koydum. Dedim ki bir dakika bunları seyircilerim de görmeli. Efendim sanatçımızı tabii biz yakinen tanımak için onunla sohbet ediyoruz ve edeceğiz de ama önce bir enerji uzmanımıza soralım bakalım ne var ne yokmuş. Efendim nasıl yapıyorsunuz, nasıl anlıyorsunuz onu bir görebilir miyiz? Ya eğer kişi bizi yanındaysa tabii ki. Gerek tabii, yok. Tabii. Ya kalkmaza falan kalkmamıza gerek yok. Gerek var. Gösterelim. Yapalım, gösterelim. Gösterelim. Eğer istiyorsa. Şey istiyor musun? Tamam sıkıntı yok benden yana. Yani, tabii tamam. Tabii bakalım. Ya yani, bunu bir oyun olarak düşünelim. Tamam. Ama sizi tabii yaptığımız şey. Şöyle alayım. Işığa yaptığımız doğru. Şey tabii ki oyun değil. Gerçekten yani. Bunu yapıyoruz. Ama daha. Yan dönünüz. Okay. Yan dönünüz efendim. Arkanızı dönmeyin. Öyle mi? Evet. Peki. Sizi görsünler. Buyurun. Okey. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ben enerji alanına ellerim hassas olduğu için bakabiliyorum. Evet. Ya Murat Bey'in bir kere çok geniş bir enerji alanı var. Yani gerçekten çok önemli yani. Çok geniş bir enerji alanı var. Bakışlarından belli mi? Sıkıntısı yok ha? Yani bizde. Enerji tamamdır. Evet. Evet. Ya sanatçılar da bunun olması da çok aslında güzel bir şey. Değil çünkü mi? O evrensel bağlantılar kurmak, işte evet. O içeriye gelen ilhamlar. Çünkü bu ilhamlar tabii. Oldukça şarkı sözlük falan yazabilirsiniz. Diğer bir taraftan daha bakacağım böyle. Buradan da baktığım zaman gerçekten hem iradi olarak hem de duygusal olarak çok dengede olduğunu görüyorum. Duygularını ifade edebilen, kendini gerçekten çok rahat ifade edebilen bir kişi. Ve kendi içinde gerçekten tam merkezinde olan bir kişi. Merkezinde olan bir kişi. Bu bir sanatçı için hakikaten çok güzel bir şey. Sanatçının ötesinde her insan için çok güzel bir şey. Var mı rahatsızlık falan bir şey?
Onları anlayabiliyor Efendim? Musunuz? Herhangi bir rahatsız. Yani tabii ki o özel şanslar yani. Ortaya çıkan şeyler oluyor. Ama burada şu anda problem yok. Öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Uykusuzluk nasıl? Efendim? Uykusuzluk ona var. Rağmen çok güzel enerji. Şimdi onun uykusuzluğu geç yattığı için aslında uyuyamama problemi olduğundan değil onun. Ben kafayı vurdum mu yatarım yani. Yani onun öyle bir problemi yok. Sadece geç yattığı için yanında arkadaşları olduğu için. Mesela ben de bugün geç yattım aslında. Saat 2.30'da yattım çünkü Adana'dan geldim. Öyle mi? Tabii yani sabah özel geldim. Buraya yarın Ankara'ya gideceğim. Hoş geldiniz. Evet çok teşekkürler. Yakında bende de başlayacak böyle trafikler. Okay, çok değil güzel. Mi? Öyle olacak. İnşallah. Biliyorsunuz evet. Onlar da hep sürprizdir. Ama bir başlasın hele ondan sonra zaten konuşup paylaşacağız. Efendim peki enerji alanı dediniz ki çok geniş. Şimdi bu enerji alanının farkında mıydınız? Yani ben hocam gibi bilemem ama yani yapı olarak şeyimdir. Yani öyle pek konular mesela sıkıntı da olsa üstünde durmam. Hemen o iyileştirilmesi çabasını sarf ederim. Yani diyelim burada bir problem oldu değil mi? Bu kırıldı. Ya işte ne oldu? Ya kırıldı kardeşim. Kaldır yenisini koy. Yani problem i̇şte etme. Bu çok önemli. Hani bir şeyin üstünde problem durmam. Problem eden olursa? Problem. Da, ne yapacağız da Allah kahretmeyi düşün. Onu da sakinleştiririm. Ve bela okumak. Onları konuşacağız. Olur burada mu? Çok önemli bir şey var. Buradaki en önemli şey. Hayatta bir problem yaşadığınız zaman odağınızı problemin üzerinde tutarsanız, sadece problemi düşürseniz o zaman siz kolay kolay bir şey yapamazsınız. Önce problemin olduğunu kabul edeceksiniz. Onu hissedecek. Tamam bu oldu. Hmm. Ondan sonra diyeceksiniz ki peki bu problemi halledebilmek için, çözebilmek için şu anda bütün imkanlarımla ne yapabilirim? Nasıl bunu ortadan kaldırabilirim? Veya... Yani, ben böyle bir olayı yaşadım, tamam bunu geri getirebilir miyim? Kırıldı artık, geri getiremem, yapıştırsam da eskisi olmayacak. Ama bir şey yapabilirim, hayatımı yeni olasılıkları açabilirim. Bendeki potansiyelleri kullanmayı seçerek yeni potansiyeller yaratabilirim. Belki bu kırılan şeyin 10 tane daha fazlasını buraya koyabilirim. Önemli olan bu, çözüme odaklı olmak. Yani olayın olduğu yere odaklı olup sadece ona bakmaktan kurtulup, çözüm odaklı yaşamak. Bu çok önemli bir şey. Hı hı. Ki yeni olasılıklar her zaman hayatımızda sonsuz olasılıklar duruyor. Tabii. Ve bizim onları görmemizi bekliyor. Ama biz onları görebilecek kaliteye ulaşmadan, o şuur seviyesine gelmeden yanımızda çözümler dursa bile göremeyiz. Göremeyiz. Aklıma nedense kıskançlık geldi. Evet. Kıskançlık ama her konuda kıskançlık. Çekememezlik. Evet. Bu duygu içinde olan insanların çektikleri azap çok korkunç olmalı diye düşünüyorum. Değil mi? Yani çünkü çözülmeyecek ortada bir şey var. Çünkü anlamsız şeyler var. Anlamsız, kıskançlığın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ve çözülebilirliği de yok. Hani siz dediniz ya, o içinde bulunduğu meseleyi insan çözebilir, onu iyileştirebilir falan. Peki. Şimdi o duyguyu iyileştirmek için, o çekememezliği düzeltebilmek için nasıl davranmalı? Şimdi önce bir tanım yapacak olursak, yani hayatta iki tane şey, temel şey var. Bir, yani pozitif var, bir negatif var. Ama bunlar ikisi bir araya geldiği zaman hayat oluşuyor. Bakın ya, burada yanan her ışığın negatif bir kutbu var, bir de pozitif bir kutbu var. Bu ikisi bir araya gelmeden bu lamba maalesef yanmıyor. Hayat da böyle şey. Hayatın bir yin felsefesi, bir yang felsefesi var. Yani eril dişil, negatif pozitif. Bu iki durum hayatta hareketi yaratıyor. Yani bunlardan bir tanesi içine doğru hareket ediyor, birisi dışarıya doğru. Yani erkek dışarı doğru hareket eder, dişi içeri doğru almak ister. Bu hareketten bir dönüş olur ve o spiral. Gerçekte de böyle evet. mi? Tabii hayat böyle dönüyor. Sizler yani erkek ve dişi dediğimiz zaman bizlerde de bu geçerli kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bakın kendi hayatınıza bakın. Ben evliyim ve çocuğum var. Allah mesela versin. Erkekler daha çok eşinin ailesine daha yakındır. Yani kadın kendi ailesinin içine doğru erkeğini de birlikte çeker. Ha. Ya bu mesela bir göstergedir. Öyle değil midir yani? Hanım köylü denen olay hanım köylü olmak yani. Diye bir şey vardır. Bu oradan bu böyledir. Yani dişil ve yani farkında olmadan cinsellik oluyor, açısından tabii. baktığınız zaman bile hep içeri doğru bir hareket vardır. Dişil olmak böyle bir şeydir. Dişi ve eril dışarı doğru bir hareket yapar.
dışarı ve içerinin bir araya gelmesinden bütünlük oluşur. Yani aslında bütünlük dişil ve erilin eşit olduğu ve birbirlerini tamamladığı, iç içe geçtiği bütünlüktür. Yani dişil ne dişil? Dişil olan şey çok değerlidir. Ne eril olan şey çok değerlidir. İkisi de eşit derecede değerlidir. Ama farklı özellikleri vardır. Değişik özellik. Ama bu özellikler öyle özelliklerdir ki birbirlerini bir araya geldikleri zaman tamamlarlar. Mesela erkekler genellikle sol beyin kullanırlar. Sol beyin aritmetiktir, matematikseldir ve iradidir. Yani güç kullanmayı sever. Ama sağ beyin daha sezgiseldir, daha yaratıcıdır. Sol beyin saniyede 10-15 veriyi işleyebilir. Ama sağ beyin 15-20 milyon veriyi işleyebilir. Yani bilinçaltıyla bağlantılıdır. Bu ikisini bir araya getirdiğiniz zaman, ki insan beyninde corpus callosum diye bir yer var, bu ikisini bir araya getiriyor. Onu ortak kullandığınız zaman ortaya muhteşem şeyler yaratırsınız. Yani hem aklınızı kullanacaksınız hayatın içinde, hem sezgilerinizi, enerjinizi, o ilahi alandan gelen bilgileri kullanacaksınız. İkisini bir araya getirdiğiniz anda hayat bütünselleşir. Tek taraflı kullandığınız zaman tek tarafa doğru kayarsınız. Kaydığınız zaman dengenizi kaybedersiniz ve sallanmaya başlarsınız. Yani bu sallanmak çok büyük bir mevzu fizyolojik aslında. Olarak da sallanmayı da getirir mi? Kesinlikle. Yani şimdi biliyorsunuz bir takım hastalıklar çıktı, denge problemi yaşayan insanlar var. Evet. Yani böyle bir şekilde bir tarafa doğru gittikçe bedenin dengesi de buna uyarak, şimdi vertigo var, meniyer var. Var evet. Birçok şeyler var. Bunların nedeni işte dünyaya uyumsuzluk da denebiliyor. Ya, şimdi kıskançlıktan gelecek olursak. Hayır eğer, bak nereden nerelere tabii, geldik tabii. Bir yani, anda. Mevzular hepsi evet. Birbirine bağlı. Aslında hayatın içinde bir ışık tarafı var. Yani ışığın olduğu, sevginin olduğu taraf. Bir de karanlığın olduğu bir taraf var. Korkunun olduğu bir alan var. Şimdi kıskançlığı hangisini koyarsınız? Tabii ki karanlığa koyarız. Yani bu tarafa koyarsınız. Nefret etmek, öfkelenmek, kıskanmak, işte lanet etmek, kin duymak, yani intikam alma duyguları. Bunlar karanlığa daha çok hizmet eden duygulardır. Ve insanı karanlığın içine aşağıya doğru çeken duygulardır. Ama sevgi yükselten mi diyoruz? Sevgi daha yüksek bir frekanstır. Daha çok ve ince bir titreşimdir. Burası daha karanlıktır ve ama sevgi her zaman karanlığı aydınlatabilir. Yani sevginin olduğu bir yerde gerçekten kendini çok seven bir insan, kendisini önemseyen bir insan, kendisini değerli gören ve kendisindeki yetenekleri açığa çıkartacak şekilde ifade edebilen bir insan kıskançlıktan yani istese de kıskanamaz artık. Yani kıskanmak duygusu kendini değersiz, eksik, yetersiz hisseden, kıyaslamalar yapan, başkalarıyla kıyaslayan ve ileri doğru giden insanları aşağıya doğru kendi seviyesine çekmeye çalışan insanların yarattığı bir şeydir. Kıskançlığı ama pozitif yönde kullanabiliriz. Şunu yapabiliriz, mesela çok başarılı bir insanı alabiliriz yere ve onu modelleme yapabiliriz. Onun güzel yanlarını görebiliriz, alabiliriz ve onu kendi hayatımıza geçirmeye çalışabiliriz. Ama bu gene kıskançlık değildir aslında. Bu yine sevgi tabii. Oluyor. Onun kıskançlığıyla birlikte yukarı çıkmaktır. Yani bu dolayısıyla kıskançlık yıkıcı bir etkidir. Ama bu tabii ki ailelerde başlıyor ilk önce. Ailede bu çocuğa veriliyor. Çünkü ailede çocuğa verilen kıskançlık bakın bu yine çok önemli. Ama güzel bir şarkı sizden dinleyelim. Ondan sonra sıradan gelsin ne varsa. Gelsin bakalım. Çeviri ve
çok. Sevgimde yalanım yok. Kem gözlerden, nazarlardan sakınsın ya Mevlam bizi. Seni seviyorum hem de çok. Sevgimde yalanım yok. Kem gözlerden, nazarlardan. Teşekkür ederim. Aman, sağ olun. Ama baksana halime. Ne? Şarkı ne hale getirdim Müge Hanım'a. Ne halleri getirdim. Sultan gibi oldunuz yemin ediyorum. Gibi oldum. Hürrem Sultan gibi. Ay 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 Hürrem. Vallahi bilmem artık. Efendim şimdi bunlar çok değerli taşlar. Ametist. Neydi bunun faydası? Bakın Turgut Bey. Ametisi bilir misiniz? Biliyorum evet. Bu da negatifi alıp değil mi pozitife çeviriyor. Tabii çevirir. Taşların da enerjisi. Taşların enerjisi. Evet. Bunları siz temizleyip görecekler. Değil mi efendim? Bunlardan daha farklı modellerde. Bir türlü açamadık. Açıyoruz. Çok yoğun çalıştığımız için bir türlü eğilmiyoruz. Bu nedir efendim? Bu? Bu para taşı yok, değil mi? Yok değil. Onyx. Bu onyx para getirir sevgili seyirciler. Bunu takıyorsunuz para geliyor. O zaman... Evet. Birer tane boynumuza dolayalım. Dolayalım. Bundan ve uzun 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 ikisi dolayalım. Sonra hemen bakıyorum. Şu şu neydi? Bu siyah olan da. Bu da onyx. Siyahlar onyx. Bu da mı onyx? O da güzel. Ucundaki güzel, orijinaldir. Evet. Mat. İşlem. Evet. Saçlar falan. Ben evet bu da onyx'miş. Peki. Ve
Şimdi onun ismini unuttum. Onun ismini unuttum. Bunları çalışıyoruz evde derslerimize. Ve bakıyoruz bunun adı neymiş. Efendim bunu ben biraz büyü taşı olarak da biliyorum. Sanki böyle böyle taktığımız ama siyah bir taş var sevgili seyirciler. Onun adını şu anda unuttum. Ondan da bulalım. Üzerinizde bulundurduğunuz zaman nazar, göz tabii onlara iyi geliyor. Büyü dediğimiz şey de zaten bu. Şey, ben biliyordum ismini unuttum. Bu şey akik değil mi bunlar? Akik evet. Heh, birkaç tane akik. Evet. Ama akiğe dikkat ediyoruz. Akiğin çok renkleri var zaten. Akiğin çok renkleri olduğu gibi akiğin bazı dezavantajları da var. Yüksek tansiyonlu olan kişilere çok enerji verdiği için tansiyonu yükseltebiliyormuş. Ve uykusuzluk çeken kişilerin de uykusunu maalesef uykusuzluk çekmeye devam. Çünkü enerji yüksekliği yüzündenmiş. Onları da hep böyle sitemizde biz yazacağız, bildireceğiz ve kendinize göre inşallah seçeceksiniz. Sevgili seyircilerim, bunu da bugün taktım şuraya. Sen şeker boncuklu. Şeker, üstüm nasıl parlıyor? Bugün çok pırıl pırıl. Efendim sevgili seyirciler, ayrıca böyle pırıl pırıl şeyler giymek, evin bir köşesine parlak yastıklar, parlak iplikle işlenmiş yastıklar veya işte taşlar, yine böyle parlak, ışığını döndüren, evde gezdiren şeyler kullanmak, materyaller kullanmak da aydınlık, ferah ve mutluluk, huzur veriyormuş. Öyle duyduk, doğru mu? Tabii ki bütün varlıkların yaydığı bir enerji var. Dolayısıyla taşların da, tabii kesinlikle yaydığı enerjiler var. Işığın yaydığı enerji var. Dolayısıyla çok faydalı. Mesela evet. Bu renk size çok hoş oldu. Hangi şu mu? Evet, yanda evet. Mor. Mor yani çok yüksek bir frekanstır mor. Yani güneş tayfında da en yüksek frekans mordu ve insanın tepe çakrasının rengi mordu. Sağlık rengi de derler. Ya şifalandıran bir renktir. Mor evet. Ve yeşil. Hı hı. Şifalandıran yüksek bir frekanstır. Ondan bana enerji veriyor mor. Ya o zaman sizin bir enerjinize bakalım mı? Ya buyurun buradan ya Turgut Bey oraya gelsin. Eğer isterse ben bakarım. İster misiniz? Yani. İstiyor musun? Tabii bakalım. Buyurun gelin. Neydi? Füsun Hanım. Füsun Hanım. Füsun Hanım buyurun. Az önce yaptığımız o şey tabii ki etkili olmuştu. Evet. Böyle mi duruyor? Böyle mi? Böyle iyi mi? Böyle durabilirsiniz. Tamam. Şöyle bir bakayım enerjinize. Evet onun bir etkisi oldu. Güzel. Evet, şöyle baktığım zaman enerjiniz daha iyi olabilir. Yani şu anda fena değil ama daha iyi olabilir. Buradan şöyle baktığım zaman, şöyle bakayım mutlu olması. Buradan şöyle baktığım zaman da... Ya deminkine göre çok iyi değil mi? Evet. Arada baktığınızda daracıktı. Evet, arada bir bakmıştık orada daha düşüktü ama şu anda daha iyi. Şimdi şöyle neden söyleyeyim, daha iyi? Kontrolcü bir yapısı var. Evet, terazi burcuyum, kendimi yani, kontrol ediyorum. Kontrol etmeyi seviyor, evet. Hayatı kontrol ediyor genellikle. Mutlaka. Korktuğu şeyler var hayatla ilgili olarak. Hayatı korkulan bir yer olarak görüyor olabilir. Yani sanki koruma, yani insanlarla olan ilişkisinde, hayatla olan ilişkisinde korunması gerekir. Sanki sevdiklerini korumayı daha çok seven. Evet, evet. Öyle bir yanı var, böyle bir tarzı var. Kendi içinde kurması gereken dengeler var. Onu burada çok söylememize gerek yok. Sadece bu enerjisini biraz daha güçlendirmek için eğer müsaade ederse ve kısa bir uygulama yapacağım. Lütfen. Çok kısa bir şey yapacağım. Hı. Bedenin hareket edebilir. O yüzden tamam kendini serbest bırakmayı istiyorum. Kendimi olabildiğince serbest bırak. Enerji şu anda akmaya başlıyor. Evet birlikte. Evet ne oluyor? Öne doğru eğiliyor. Öne doğru eğiliyor. Evet. Kendini serbest bırak. Ki enerji hareket etsin. Okay. Mesela burada hangi çakrasında ihtiyacı var diye bakarsak. Mesela boğaz çakrasında ihtiyacı var. Çünkü duyguları çok ifade etmiyor genellikle. İçinde tutuyor. Konuşmuyor, anlatmıyor. Doğru. Ama kendisiyle aynen. İlgili gerçek duyguları. Evet. Yani öfkesini, kızgınlığını... Veya ifade etmesi gerektiği şeyleri çok ifade etme. Şimdi bu alanda mesela ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Evet. Bakın şu anda görüyor musunuz? Öne doğru gene geldiğini görüyorsunuz. Ne hissediyorsunuz şu anda? Bir şey yapıyorum. Evet. Oradaki bağlantıyı kuruyoruz ve orada bakın şu anda oradan aldığım bir şey. Ona ait bir şey. Allah Allah. Onu sisteme gönderiyoruz geri. Allah Allah. Rahatlatıyor tabii. Açılıyor şu anda çakraları. Evet. Evet, şu anda enerji tekrar boyun çakrasına gelsin.
Evet. İsterse bir kişi tutsun arkasında. Ben tutayım. Ben okay. tutayım. Düşebilir de yani. Düşün. Öyle şey de olabilir. Tutuyorum. Korkma. Okey. Rahat. Gevşek. Bırak. Bırak kendini. Evet. Güzel. Ne hissediyorsun böyle? Düşüyor gibi oluyorsun. Evet. Çok güzel. Biraz daha. Şimdi şöyle dur. Karşında. Hani mesela diyorlar ya nazar falan diyorlar ya. Evet efendim. Onu da göstereyim şöyle. Lütfen. Lütfen. Okey. Şimdi siz Müge Hanım arkasında durun gene. Durayım. Ben sadece buradan. Tutmayın ama. Tutmayın. Eğer düşerse. Tamam mı? Ben, tamam. Bakın. Şöyle bakacağım kendisine şimdi. Okey. Tutmayın. Hiç mi tutmayın? Tutmayın ki düşeceği anda şey yaparsınız. Ya yani onu tedbir olarak koyuyorum ben. Okey. Ne oluyor? Bir şey oluyor öne değil mi? Öne doğru eğiliyor. Öne doğru eğilmek ihtiyacı hissediyor. Bir şey oluyor. Hani nazar var mı falan diyorlar ya. Görüyorsunuz aslında yani iyi niyetle yapsanız bile bir etkileşim oluyor aramızda. Evet. Şu anda onunla bir rezonansa giriyoruz. Ve bu rezonans sonunda bir uyumlanma aşamasına geçiyoruz. Ve onun bedeninde şu anda acayip açılmalar oluyor. Ama bunu negatif yönde kullanıldığı zaman farkında olmadan bile işte kıskançlıkla, öfkeyle, nefretle evet onun enerji alanlarına zararlar verebiliyorsunuz. Evet. Ondaki bir enerjiyi kendinize uup çekebilirsiniz. İyiliği. Bunu... Çeviri ve Altyazı M.K.
Komşu şarkıda. Leva visore. Yani dudakları kırmızı. Alem lidore diyor herkes peşinde. Keçi diyor naveteçi yani adın ne? Orada soruyorum ben size. Bu klip güzel oldu. Ya, tabii bunu klibi kesip atalım. Yoktu şu an oldu. Beraber çekmiş olduk. Evet. Kesip atıyoruz bunu sosyal medyaya. Tamam atıyorum. Aa medya. Bak deseydim ben evet. Ona göre. Henüz ki Müge Hanım klipte oynadı yani. Bak, öyle bir rüzgar yaparız. Oynadım zaten ben. Evet. Allah rahmet eylesin. Sevgili Müslüm Gürses'in klibinde oynadım. Aa onunla diyetim var. Çok sevdim onunla Kuzey Vargın ve Müslüm Gürses bir şarkısında. Allah rahmet eylesin. Evet öyle bir klipte sonra bir şey daha olabilir ama şimdi de oldu. Ne kadar güzel. Tabii. Kulağım ya. Açıldı. Sevgili seyirciler, bana yani enerji verdi sevgili Turgut Bey. Daha doğrusu enerjime baktı ve ne var ne yoksa onları aldı attı. Kulaklarımda da böyle bir uğuldama vardı üşütmekten dolayı 4-5 gündür. Ben perişan olmuşum zaten. Onlar da şu anda geçti. Yani kendimi çok daha iyi hissediyorum. Gözüm açıldı. Tabii. Bu ne kadar enteresan. Bu söylediğiniz şey mesela çok kişi söyler bana. Yani çeşitli yerlerde mesela birbirini hiç tanımayan insan diyelim ki Anadolu'nun bir şehrinde, başka bir şehrinde, İstanbul'da, başka bir semtte çeşitli kişilere uygularım ve söyledikleri laflardan birincisi gözüm açıldı. İkincisi hayat daha renkli olmaya başladı. Üçüncüsü daha fluydu, renklendi ve netleşti. Hayır, ben bir de hastayım. Yani düşünün ki burada daha sağlam, sağlıklı olsaydım mutlaka bu yaptıklarınız of yani aşağıya olacaktı. Ama zaten amacımız sizin bu hastalığınızın, bu üzerinizdeki bu şeyin açılmasını sağlamak değil mi? Evet. Yani onu yapıyoruz zaten. Bizim sırt amacımız ağrıları, o. Boyun ağrıları neden olur? Ya sırt ağrısı, neden? Bakın sırt ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısının en büyük nedeni bir kere şeydir. Üzerinizde ağır yükler olduğunu gösterir. Ama bunlar yani sırtınızda küfe taşıdığınız anlamda değil de daha çok duygusal yüklerdir. Başkaları için aşırı üzülüyor olabilirsiniz. Başkalarının hayatlarında, kendi hayatlarında yapmak istedikleri şeyi kendi üzerinize alıp sizin üzerinizden onlara bir şeyler yardım olması için mücadele ediyor olabilirsiniz. Kendinizi hep ikinci plana koyarsınız. Birinci planda o insanlar vardır. Hep onlar için bir şeyler yaparsınız ve beklersiniz. Onlar tarafından sevilmeyi, onaylanmayı, el üstünde tutulmayı beklersiniz. Ama sırtınızda çok ağır yükleri taşırsınız. Bu duygusal yükler, enerjisel yükler omurganızda, bel kemiğinizde, boynunuzda ağırlıklar yapar, oraları tutar ve ağrılar oluşturur. Onları oradan göndermek gerekiyor. Yani birçok hastalığın nedeni aslında duygusaldır. Duygusal nedenler vardır. Tabii ki çarpmalardan, kazalardan oluşan olaylar onlar ayrı bir şey. Ama onlarda bile, onların altında bile onların enerjisel, zihinsel, duygusal sebepleri vardır. Mesela migren baş ağrısı, değil mi? Migren. Mesela mükemmelliyetçilik duygusu. Sanki mükemmel olmalıyım. Güçlü görünmeliyim hayatın içinde. Diğer insanlar beni güçlü görmeli. Ama aşağıda şöyle bir duygu var. Çok zayıfım. İstesem de olamam. Yapamam. Ama mükemmel olmalıyım. Dışarıya karşı öyle görünmeliyim. Dışarıda böyle durmalıyım. Bu duruş genellikle gergin bir duruştur. Omuzlar böyle yukarı doğru kalkar ve boyun gergindir. Ve şu duruşu düşünebiliyor musunuz? Günde 8 saat, 10 saat, 12 saat durduğunuzu. Kaslar katılaşıyor, sertleşiyor. Kan dolaşımı orada yavaşlıyor. Enerjisel akışı tutuyorsunuz orada. Yapay bir şey. Evde rahat otururken değil tabii ama herhangi bir işte veya bir toplantıda insan bu şekilde oturmak zorunda. Zorunda benim değil aslında. Mesleğimde, bizim mesleğimizde dik değil. Oturmak durumundayız ama yine de kendimizi bırakabiliriz. Yani dik oturuşta bile bir rahatlık olabilir. Yani dışımızdaki fiziksel bedenimiz dik oturabilir ama içimizdeki o enerjisel bedenimizin rahat olması lazım. Yani böyle biraz çocuksu olması lazım belki. Bırakıvermemiz gerekiyor. Evet. Yani onu çok aşırı... Yani var ya, onu da yeni atalarımız söylemiş. Yani büyük üstad, Mevlana. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Doğru aslında. Ya farklı yani. Göstermeye çalışma kendini. Farklı göstermeye çalıştıkça katılaşır insan, sertleşir, bedeni katılaşır, hareketsizleşir. Normal olağan davranışlarından farklı bir şey geçer. Bu da her şeyi etkiler. Doğru. İnanın bu böyle.
Ya ben birçok insanda bunu görüyorum. Yoga bir yardımcı mı? Yoga. Kesinlikle. Kesinlikle. Hanımlar beyler yoga yapıyoruz. Başka çocuklar... şeyler de var. Ne var? Yani yoga yardımcıdır. Tai chi yardımcıdır. Mesela günde 5 vakit namaz kılmak. Tabii. Çok yardımcıdır. İnanılmaz yardımcıdır. Çünkü tabii o yaptığınız hareketler. Şu hareket bir kere yani şu. Yani eklemleri hareket ettirir. Artı bunun yanı sıra abdest almak o kadar müthiş bir şeydir ki. Bakın mesela biz enerji çalışmaları yaptıktan sonra, yani ben aynı zamanda eğitmenlik de yapıyorum. Kuantum dokunuşun Türkiye eğitmeniyim. Yani uluslararası bir sertifikayı Türkiye'de sunuyoruz ve ben onun eğitmeniyim. Kuantum dokunuş, Amerikalı bir eğitim sistemi, enerji sistemi diyor ki ellerinizle çalışmadan sonra statik enerji birikebilir. O zaman diyor ki ellerinizi soğuk suyla dirseklerinize kadar yıkayın diyor. Bakın abdest aldığınız zaman da suyla dirseklerinize kadar, değil mi? Yıkamıyor musunuz? Tabii. Çünkü günün içinde birçok insanla ilişki kuruyorsunuz, el sıkışıyorsunuz, değil mi? Tabii. Oradan size enerjiler geliyor. Onu yıkıyorsunuz, atıyorsunuz. Hatta elinize biraz tuz alıp, tuzla elinizle o elektroliz şeyi de yaparak böyle bir temizlik normal yapabilirsiniz. Normal tuzlu olabilir. Ayaklarınız, tabii tabii olur. Evet, ayaklarınızı mesela zaman yıkıyorsunuz. Ayaklarınızı yıkadığınız zaman topraklanıyorsunuz bir nevi. Aslında insan bedeni elektrikten oluşmuş, elektromanyetik alandan oluşmuş bir salınım var, ışık salınımı var. Yani biz, çünkü sudan o ibaretiz, değil mi? Tabii vücudumuzun %70-75'i su, beynimizin %80'i su. Yani sudan oluşmuş, minerallerden, topraktan yaratılmış. Bedenimiz böyle ama içimizdeki özümüz, ışığımız, o tanrısal ışığımız, o tabii o farklı bir şey. Evet. Ya çok geniş bir konu olduğu için. Sevgili seyirciler, şu anda buraya bir bebek geldi. Tabii siz göremiyorsunuz onu ama ben görüyorum. Ve benim kedilerim de bebekleri oldu. Böyle bebek üstüne olunca çok güzel, çok tatlı, maşallah diyorum buradan. Evet. Kocaman bir maşallah yolladım. Evet efendim, çocuklar çok güzel. Onların bebeklerin enerjisi muhteşemdir. Yani çocuk zaten 2 yaşına gelinceye kadar korteks diye bir şey yoktur çocukta. Yani ben duygusu yoktur çocukta. Çocuk herkesi kendisi sanar. Öyle mi? Tabii. Yani o böyle herkese şeyle bakar. Sanki ona ait bir şeymiş gibi. Yani, yani o içsel özden bakar. Ve dolayısıyla ona baktığınız zaman sizde bir şey olur. Böyle farklı bir şey olur. Yani elinizde olmadan ona bir yakınlık hissedersiniz. Onu içinize almak istersiniz. Yani sizi size gösteren bir şeydir aslında çocuk. Ama 2 yaşından sonra korteksten sonra başlar. Benim oyuncağım, benim babam, benim annem, benim evim, benim yatağım. Artık o normal insan sınıfına girmeye başlar. Yani ego başlar. Evet. Egodan arınmış. Tabii o böyle şeydir, evrensel bir varlıktır. Diğer boyutlarla bağlantısı vardır. Çeşitli varlıkları görebilir, gülebilir sebepsiz yere, bakabilir, hareketler yapabilir. Yani, evet. Anneannem benim söylerdi, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani çocukları işte melekler alırlar, gelirler, onları cenneti gezdirirler. Onları götürürler, cenneti gezdirirler. Bak şimdi gülüyor falan, öyle anlatırlardı bize. Tabii bizim hayatımızda onların çok etkileri var. Ya inanılmaz etkileri var. Evet, çok güzel. Harikulade evlerinizde bebek varsa efendim, yakınlarınızda varsa hemen gidin onları sevin, kucaklayın, öpün. Onların o masum tertemiz kokuları, o tertemiz duygularından. Zaten onlar da temizleyici oluyor herhalde, değil mi? Bilgi Hanım, burada çok kısa bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Yani, uzun da olabilir mi? Olabilir mi? Vallahi ya olabilir. Ben çok konuşmak da istemiyorum. Aa, yani çok, ama bu çok önemli. Yani yeni çocuğu olan aileler, yani böyle 1 yaşında, 2 yaşında, ya çocukları mümkün olduğu kadar kucaklarından indirmesinler. Yani çok sevsinler. Sarılsınlar, dokunsunlar. Yani mesela siz sevdiniz, değil mi? Daha sonra babası alsın, o sevsin. Anneannesi alsın, babaannesi alsın. Yani hem çocuğun kucağına alan kişi için acayip güzel bir enerji paylaşımı oluyor, şifa oluyor. Hem de çocuk için. Çocuk sevildiğini biliyor. Tabii. Bakın çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren, yani o andan itibaren artık etki altında. Yani annenin duyguları, düşünceleri, yaşam tarzı, aldığı besinler, içtiği sıvılar, sigara içiyorsa sigara gibi. Yani hepsi etkisi altında ve duyguları, düşünceleri etkiliyor. Ve çocuk dünyaya geldikten sonra o alıştığı o eterik, enerjisel bedenden
ayrılmak istemez. Annesine çünkü alışmıştır. Annesinin enerji bedeninden çıkmak istemez. Ama anne çalışıyorsa mesela... Devam edeceğiz, anne çalışıyorsa evet. Ne oluyor? Kısa bir aramız var. Neden ettin? Hem kendine hem de bana yazıklar ettin. Aşkımızın yeminine ihanet ettin. Yalan oldun, yalan yalan. Dayan yüreğim, dayan. Söyle hain, söyle söyle, bu muydu sevdan? Ah, yalan oldun, yalan yalan. Dayan yüreğim, dayan. Söyle hain, söyle söyle, bu muydu bir kere? Sakın aklından geçirme, dönme geriye. Günahlarınla, ihanetinle yan cehennemde. Yalan oldun, yalan yalan. Dayan yüreğim, dayan. Sevdiğini kalbi yalan, her şey yalan. Yalan oldun, yalan, yalan. Dayan yüreğim, dayan. Sevdiğini kalbi yalan, her şey yalan. Yalan oldun, yalan, yalan. Dayan yüreğim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok da... güzel, söz müzik sana ait. Evet. Değil mi?
Bugün iki tane kendimize ait eser okuduk. Okuduk. Bu da böyle. Bu da böyle. Şarkılar hep acılar çekilirken çıkıyor. Gittin, gelmedin, beni kendine mahkum ettin, evet. Hain seni filan, değil mi böyle? Öyle. Genelde öyle değil mi? Söyle, evet. Mutluyken insan yazmıyor. Hatta şöyle de bir söz var. Eğer sen bana gelirsen, pardon, sen bana gelmezsen şair olurum, gelirsen senin. Aa, ne kadar güzel. Yani tamam, bitti. Bütün meziyetler kalktı ortadan. Öpüsün. Nasıl güzel ama, değil mi? Gelmezsen şair olurum, gelirsem senin olurum. Tercihini yap. Şair ol, meslek sahibi ol. Ama doğru, doğru valla. Bir şey sonucu çıkıyor yani. Acı, üzüntü ve keder, evet, sonucunda oluyor. Neşeli olduğumuz zaman öyle şarkılar yapmıyoruz. Hani bakın, en neşeli mesela Karadeniz türkülerini ben çok severim ve şarkılarını. Tabii, tabii. En oynak şarkının içinde bir acı vardır ya. Yani mesela, ne gülerim onlara ben. O şeyleri bile nasıl anlatırlar. İşte ama sözleri dinlemiyorlar. Mesela şimdi bu son zamanlarda bir Ankara'nın Bağları diye bir eser var. Herkes okuyor, gülüyor, oynuyor. Evet, normalde. Ama aslında o şarkının sözlerini dinlediğiniz zaman hiç de öyle oynanılacak bir şarkı değil. Karadeniz türküleri de öyle. Söyle ki ben sevdim diyor, eller aldı, adam orada oynuyor. Ya. Adam sevmiş, sevdiğini başkası almış, millet orada haydi diyor yandan yandan. Yok böyle bir şey yani. Ama soğutma sistemi, evet, çok sinirli. Ne yani oluyor? Ne sistemi? Soğutma sistemi. Boş ver. Evet, o mantıkla bakıyorlar demek ki. Hayatınıza bakalım. Rahmetli Müslüm abi bunu okudu son albümüne. İlk kez ben bu eserin hakikaten çok duygusal, çok karamsar bir eser olduğunu onu dinledikten sonra kanaat getirdim. Yani böyle bir şey yok. Ben seviyorum, eller alıyor ve biz oynuyoruz hep beraber. Evet ama yani, soğutma sistemi dedi. Klima olayında kaldık. O da belki gerekiyor, evet, ha. Çok acı ya, çekmektense. Tabii yani aslında acılara tıkılıp kalmamak gerekiyor. Yani hayatın içinde acılar var ama o acılar insanı geliştiren şeyler. Ama acılar olmadan insan gelişemez yani. Büyüyelim, ama oraya tıkılıp kalmamak gerekiyor. Mutlaka çözümleri aramak, bulmak gerekiyor. Ve bulunur çözüm yani. Aslında insan dediğim gibi hani ben sevdim, eller aldı. Ama şimdi burada sen sevdin de o seni sevdi mi? Ya, yani böyle var, bir şey ya, var. Ya burada özgür seçim hakları var. Sen ya sevebilirsin de o seni sevemeyebilir. Başkasını sevebilir. Böyle bir o başkası da onu sevmiş olabilir yani. Bu çok önemli bir yani konu ama şuna bir bakacağım. Ne yaptın? Bilekliği görebilir miyim Füsun? Konuğumuza yaptım bilekliği. Şimdi takacağım. Çok güzel. Konuğumuza takıyorsun hatta. Aa, ne tatlı ne oldu. Güzel. Diğer konuğumuza da eşini bir flak. Eşine flak. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siyah. Ben. Karar rengi değil mi efendim? Siyah. Evet. Karar rengi. Evet. Siyah çok önemli bir renk. Takarken şöyle döneriz, yan dönün, dönseniz peki. Çok bakalım. Teşekkür ederim abla. Füsun Hanım, ellerinize sağlık. Tam bildiğimize göre oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de işim adına çok teşekkür ederim. Hep böyle birlikteyiz. Füsun abla sağ olsun. Füsun'cum teşekkür ederiz canım benim. Evet, duayen diyorum ben ona. Tasarım dünyamızın duayeni. Ünlü bir kadın Füsun Nameci. Bu anlamda çok daha da güzel işler olacak. İnşallah. Ve senin yeteneklerini herkes görecek. Harika. Çok az kaldı. Daha iyi böyle. Evet. Efendim geç olsun da güç olmasın. Evet. Ama az kaldı ve ondan sonra görsen bak neler oluyor. Efendim nerede kalmıştık tam? Çok güzel bir yerde kaldık. Hani kucağında böyle çocuğu götürüyor. Ama hayır, ondan önce evet oraya mi geleceğim. Çocuğun bizi ne kadar rahatlattığına. Seversin de o seni o kadar sevmez. Bu tabii nasıl yani bir adalettir? Neden insanlar sevdikleri kadar sevilmediklerini fark etmiyorlar ve sonra çok acı çekiyorlar, fark etmiyorlar mı acaba? Veya farklı yöntemlere işte başvurmak durumunda kalıyorlar ve onun sonucunda da çok acı olaylar. Hani gazetelerde falan çıkan olaylar da oluyor ya. Evet. Ya o onu çok seviyor, onu bir yere koyuyor ve orada gözünde onu çok büyütüyor. Ona bütün hayatını ona bağlıyor. Kendisi ama o onu sevmiyor. Yani neticede o kadar sevgi ilişkisinde iki taraf var. Yani seven ve sevilen. Aslında iki taraf var. Seven ve seven. Değil mi? Hmm. Yani bir taraf seviyor ama diğer taraf başka birisini seviyor. Onun sevdiği kişi de onu seviyor. Ve o bir istikamet çiziyor ve o yolda gitmek istiyor. Ama o biri onu engellemek istiyor.
Burada çeşitli yollarla işte, çeşitli yollarla, adını bile söylemek istemiyorum. Söylemiyorum. Orada özgür seçim alanlarına müdahale etmiş oluyorsun. Hayat öyle bir şey ki kimsenin özgür seçim alanlarına müdahale etmemelisin. Herkes kendi özgür seçimlerini yapmalı. Ve sen de kendi özgür seçim alanlarını yaparak biraz bırakmalısın. Tamam ama önce yani aslında iyi güzel bir sevgi ilişkisinde iki taraf var dediğim gibi. Kendini çok seven, kendini çok değer veren, kendine çok değer veren, kendisiyle olmaktan gerçekten mutlu olan diyelim bir kadın erkek ilişkisinde bir erkek, kendini çok seven bir kadın. Birbirlerini asla kısıtlamıyorlar, bir şeylerin içine koymuyorlar. Ama birbirlerini çok sevdikleri aşk için... Aşk hiç bitmiyor. Çok sevdikleri için bir aradalar. Ama her an ayrılabilirler ama hiç ayrılmıyorlar. Telefonumuz var Turgut Bey. Alo. Alo. Buyurun efendim. Şansel Öztürk. Evet. Şansel Hanım hoş geldiniz. Ayvalık'tan arıyorum. Evet. Müge Hanım. Evet buyurun. Çok Şansel Öztürk. Evet gördüm. Şansel Öztürk Balıkesir. Çok seviyoruz. Teşekkür ederim. O, konuklarınızı da çok sevdim. O Tunç Bey'e de gerçekten benim ilgimi çok çekti. Turgut Bey, evet. Turgut Bey, pardon evet. Yalnız söyledim. Buyurun. Ben biraz işte oldukça biraz hastalığı çok olan bir insanım. Ya hangi taşı kullanmalıyım bana lütfen yardımcı olun. Taştan ziyade size şimdi bir baksın. Turgut ha, ben Bey. Şöyle söyleyeyim. Ben şu anda... Belim ağrıyor, dizlerimde ağrı siz var. Siz bir söylemeyin. Bazamda ağrı var. Tamam, söylesin. Söylesin mi? Peki, söyle. Evet, şöyle. Şimdi baktığım zaman, onun enerji alanına şöyle bir baktığım zaman şeyi görüyorum. Kendi içsel dünyasında... Evet. Kendi içsel dünyasında tamamen kendi içinde oluşturduğu bir yapı var. O yapının içinde aşırı derecede kalıyor. İnsanlardan biraz uzaklaşmış. İnsanlara çok yakın değil. Daha çok kendi iç dünyasına kapanmış. Kendi iç dünyasında yaşıyor daha çok. Kalıpları var hayatla ilgili. Kendine ait geliştirmiş olduğu sistemler var. Ve onları o kadar kalınlaştırmış ki o sistemler dışına çok çıkmak istemiyor. Ve dışarıdaki oluşumdan, dışarıdaki dünyadan etkilenmiyor çok. Etkilenmiyor. Sanki bir kaplumbağa düşünün veya bir salyangoz kendi kabuğuna çekilmiş ve orada yaşıyor. Ama şöyle bir şey var. Benim çok duygusallaştırmış. Çok, bak anlatıyor. Kendisini çok duygusallaşmış. Dinliyorum. Şu anda çok duygusal bir anlamda. Yani dokunsan ağlayacak bir durumda. Öyle, ve evet. Gücünü gerçekten kullanamıyor. Gücünü, aynen, iradesini kullanamıyor. Bir şey yapmak istese yapamıyor. Kaldığı bir yer var, orada kalmış ve orada devam ediyor hayatına. Hiçbir şey yapamadan devam ediyor. Böyle bir durumda hastalıklar kaçınılmaz olarak gelir. Ona benim önerim, yani size önerim, Şansel Hanım'a önerim, dışarı çıksın. Burası. Dışarıya çıksın, dışarıya çıkın. Yani insanlarla birlikte zaman geçirin. Sevdiğiniz insanları, hani az önce beyefendi de söylediği gibi, sevdiğiniz insanlarla birlikte olun. Sizi güldüren, eğlendiren, neşelendiren, enerjisi gerçekten çok yüksek. İnsanlarla birlikte olun, biraz yürüyüş yapın. Mesela bol su için. Hayatın içinde olun. Beslenmenize daha dikkat edin. Evet. Yani böyle zeytinyağlı şeyler, evet, yiyin, ne bileyim. Evet. Hafif şeyler yiyin. Yürüyüş yapın, evet, mesela. Bunun gibi. Sizin, evet, ya size en iyi gelecek olan şey, birincisi, evet, insanların içine girmeniz gerekiyor. Onları, evet, her şeyle sevmeniz gerekiyor. Kendinizi sevmeniz gerekiyor. Kendinizi saklamanıza gerek yok. Ben de seveceğim bir insanımdır. Herkese çok severim. Kendinizi ama seviyorsun. Ama doğru insanları sevmekten söz ediyorsun. Herkesi sevin demiyorum. Anlıyorum. Yani size yardım çok etkilediniz. Çok çok yani bu şey evde ametist taşım var. Ne? Ametist taşım var. Ha, ametist. Evet, ametist taşı var. Evet, ametist taşı negatif enerjileri atıyor. Ametist. Evet, negatif enerjileri çekiyor, pozitif hale dönüştürüyor diye biliyoruz. Değil mi? Evet. Doğru. Şimdi ben şöyle, evet, söyleyeyim. Tabii ki, evet, taşların bir enerjisi var ve taşlar insanlar tabii ki yardımcı oluyor. Ama insana en çok yardımcı olacak insanın kendisidir. Evet, doğru söylüyorsun. Yani yapacağı hayatıyla ilgili alacağı kararlar, seçimler, yaşama tarzı, bunlar hayatı çok etkiler. Peki. Öyle, ona önerim, evet, bu.
Düştü herhalde hatta. Hmm. Teşekkür ederiz bizi aradığınız için Şansel Hanım. Ve galiba programımızın sonuna mı geliyoruz? Evet. Öyle, evet öyle. Programımızın sonuna geliyoruz. Çok güzel bilgilerdi. Teşekkür ederim Turgut Bey. Ben ve teşekkür ederim. Sevgili Füsun'a çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim yine canım. Çok güzel bir programdı. Teşekkür ederim. Yakup'a da teşekkür ediyorum tabii. Sana da öyle. Teşekkür yine ederim. Yine harikuladeydi eserlerin. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler. Salih abiye de selam gönderebilir miyiz? Gönderelim tabii. Tabii. Bizi izliyormuş. Öyle mi? Tabii. Kendisi vesile oldu. Ona da buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ben de. Peki. Salih Bey ve Gülşen Hanım'a kucak dolusu sevgiler buradan. Sevgili seyircilerim. Haftaya yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle kucak dolusu sevgiler, öpücükler, güzellikler. Hoşçakalın.